Tuz bizim için çok önemli bir mineraldir. Tansiyon hastaları için de mi önemli bir mineraldir? Evet, tansiyon hastaları da kaya tuzu kullanabilir. Tansiyon hastaları şekeri hayatlarından çıkartacaklar. Ve bunu tabii kimse söylemediği için toplumumuzun birçok kesimine reçeteli edilen magnezyumların çoğu da magnezyum oksit maalesef. Eğer magnezyum faydalanmak istiyorlarsa kesinlikle diğer formlarını yani oksit kullanmamaları lazım. Bir meslektaşlarınız yazıyor bunu. O zaman CRP vücudun bağışıklığının da bir göstergesi mi? Mükemmel. Muayene yapıldı, her şey normal. Ama senin CRP'nin yüksek, antibiyotik vereyim. Kesinlikle doğru bir uygulama değil. Bir kişi hiç yemek yememesine rağmen nasıl şiş olmayı başarır? Günümüzde mide koruyucu adı altında ilaçlar çok reçete ediliyor. Hastalarda çok yoğun kullanılıyor. İyi otu kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek doz iyi ottan tiroidleri hasarlanan kişileri gördüm. Bir kişinin demiri eksik ve sürekli iyi ot kullanıyor. Bu vücuda verilecek çok büyük bir zarar. Uykusuzluk. Hastamda bazen hani bir melatoninle o kadar dua eden kişiler gördüm ki hocam hayatım değişti. Sabah öyle güzel uyanıyorum ki hatta güzel rüyalar da gördürüyor. Efendim merhabalar. Çok kıymetli bir konuğum var. Dünyanın her yerinden hastaları ona tedavi olmak için geliyor. Uzmanlık alanı bütüncül fonksiyonel tıp hekimi. Bütüncül tıp hekimi nasıl oluyor onu da soracağım ama öncesinde çok merak ettiklerimiz ve birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu konularla girmek istiyorum. Hoş geldiniz dedikten sonra. Hoş bulduk Emel Hanım. Çok teşekkür ederim. Güzel davetiniz için. Çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Halit Furkan Sarı ile birlikteyiz. Sayın hocam, öncelikle meslektaşlarınızın ve sizin de özellikle altını çizdiğiniz magnezyum konusuyla girelim. Biliyoruz ki onun eksikliği birçok hastalığa gebe bırakıyor insanı. Tahlil yaptırmadan kişi kendindeki magnezyum eksiğini tespit edebilir mi? Göstergeleri var mıdır? Kesinlikle tespit edebilir. Burada temel benim söylediğim tatlı yeme isteği Emine Hanım çok önemli. Yani kişi yemeklerden sonra veya gün içinde sürekli böyle tatlı yemek istiyor. Canı sürekli çikolata çekiyor. Bu kişide magnezyum eksikliği olma ihtimali çok yüksek. Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum. Bizim şehir şebeke sularımızda biliyorsunuz klorlanıyor ve oradaki mikropları öldürmek için. Burada şehir şebeke sularına eğer magnezyum koyulabilirse, yani düşünüyorum ki insanlar için o kadar faydalı. İnsanlar herkese ulaşmış olur. Burada yalnız magnezyumda çok kritik bir konu var. Onu belirtmek istiyorum. Halkımızın birçoğunun magnezyum faydaları anlaşıldıktan sonra ya ben ne kullanabilirim diye reçete edilen bir magnezyum var. Burada magnezyum formu magnezyum oksit. Eğer ki içerisinde magnezyum oksit olan bir preparat kullanılırsa bu maalesef vücutta emilmiyor. Yani bağırsaktan aslında direkt çöpe atılıyor. Yani biz aslında magnezyumu kullanmış gibi zannediyoruz ama halbuki vücudumuza hiçbir etkisini göremiyoruz. Bundan dolayı eğer bir kişi magnezyum kullanacaksa burada magnezyumun diğer formlarını, bisglisinat, malat, sitrat gibi formlarını tercih etmek zorundadır. Magnezyum oksit dediniz. Yani bu hiç faydası olmayan, vücuttan olduğu gibi atılan bir magnezyum türü. Maalesef yani onu çöpe atmakla bağırsaktan çöpe atmak arasında maalesef fark yok. Ve toplumumuzun birçok kesimine reçeteli edilen magnezyumların çoğu da magnezyum oksit maalesef. Bunu belirtmek istiyorum. Eğer magnezyum faydalanmak istiyorlarsa kesinlikle diğer formlarını yani oksit kullanmamaları lazım. Bu çok önemli. Meslektaşlarınız yazıyor bunu. Yani reçete ediliyor. Magnezyum hani önemi anlaşıldı. Son 5-10 yılda çok fazla magnezyum değerli bir mineral olduğu anlaşıldı. Burada ama bu maalesef üretim buna yetişemedi. Yani burada magnezyum oksit dediğiniz gibi reçete ediliyor. Bu özellikle suda eriyen tabletler. Yani halkımıza özellikle söylemek istiyorum. Bunları kullanmasınlar çünkü bunların vücuda bir faydası yok. Tıpkı magnezyumda olduğu gibi hani şeker isteğiyle kendini gösterebilir dediniz ya. Örneğin bir kişide demir eksikliği varsa vücut ne ister? Burada çok ilginç bir konu. Mesela buz yeme isteği. Buz? Buz. Yani ben bunu mesela hamilelerde gördüm. Mesela diyor ki sürekli canım buz yemek istiyor. Hamilelikte en çok eksik olan nedir? Demir. Demir eksikliği. Bir kişi böyle alakasız şekilde buz yemek istiyorsa. Yaz kış. Tabii ki. Toprak yemek istiyorsa. Mesela geçen gün bir hastam söyledi. Çocuğu anahtarlığı yemek istiyormuş. Demir anahtarlığı. Baktık ki çok ciddi bir demir eksikliği var. Yani burada böyle demir olan şeylere biraz da ilgi varsa burada demir eksikliği ve buz da ilginç bir konu. Bunu kesinlikle ferritin değerine, demir değerine baktırsınlar. Vücutta ben yani çok yaygın şekilde demir eksikliği görüyorum. Bu konu çok önemli. Bu konu çok önemli ama verilen meslektaşlarınızın önerdiği demir ilaçlarının kana karışıp karışmadığından da çok emin olamıyoruz. Yani maalesef yine çok kronik bir konuya değindiniz. Şimdi şöyle bir ritüel vardır. Kişi gider demir bakılır ve bir demir preparatı verilir. 10 gün 5 gün kullanır. Bakar ki mide hassasiyetinden ne onu kullanabilir. Sonra kabız olur. Böyle kronik demir eksiklikleri var. Burada benim önerim var. Hastalarda da hep uyguladım. Damar yoluyla demir verilirse eğer, çünkü ağız yoluyla çok zor tamamlanıyor. Burada en önemli şey damar yoluyla önce bir eksikliğin tamamlanıp daha sonra gerekirse oral preparatın alınması. Yani ben bundan o kadar çok fayda gördüm ki bugüne kadar hastalarımda. Ya mesela ben şunlara denk geldim. Ya bunları şimdi söylemeden olmaz. Kişinin hem kabızlığı var, sorgulanmamış, bir de üstüne demir preparatı verilmiş. Yani bu hani çok abesle iştigal bir durumdur. Önce onun kabızlığı çözülecek, sonra demir preparatı verilecek. Yani siz neredeyse ateşe körükle gidiyorsunuz. Bu olamaz. Kabızlık varsa ve demir eksikliği varsa bu neyi tetikliyor hastada? Bu yani içtiği demirin zaten hiç emilememesini. Zaten orada emilim problemi var. Siz bir de üstüne demir preparatı veriyorsunuz. Yani bunun o demiri yükseltmesi imkansız. Ondan dolayı gerekirse damar yoluyla tamamlanacak ve kabızlık çözülmeden de asla demir preparatı verilmeyecek. Peki D vitamini pandemiyle birlikte çok sık açığını konuştuğumuz, işte kapatmak için günlük damlalar aldığımız, bazı hekimlerin aylık ampul olarak kırıp kullanın dediği D vitamini. Bunun eksikliğinin kişide emaresi nedir? Ve tabii onların kullanım biçimleriyle ilgili önerilerinizi de merak ediyorum. D vitamini iki önemli noktası var. Bir, D vitamini kemiklerle alakalı olan kısmı. İki, bağışıklık kısmı. Şimdi biz yıllardır mesela ben tıp fakültesi eğitiminde alırken D vitamini deyince genelde kemik sağlığı bilinirdi. Ama artık D vitamini bağışıklıkta da çok önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi biz D vitamini sadece kemik olan kısmı için aylık ampul alabiliriz. Ama diyorsak ya ben D vitamini beni kanserden korusun, benim bağışıklığımı güçlendirsin, burada günlük damla almamız lazım. Şimdi başta sizinle konuştuk. Magnezyumun aslında önemli bir şey olduğunu ama nasıl yanlış formunun reçete edildiğini, aslında aynı durum D vitamininde de var maalesef. Çünkü aylık kapsüller var veyahut da ampuller var. Ya bunlar yine D vitamini etkileri kesinlikle yetersiz. Şimdi buradan biz izleyicimiz heyecanlandı. Gitti ya hocam bana D vitamini yaz. Yazdı aylık ampul. Aslında bağışıklık etkisini asla faydalanamıyor. Yani en istediğimiz D vitamini güçlendirici, kanserden koruyucu. Mesela MS hastalığı yine bizim çok sık baktığımız hasta. Burada o kadar çalışmalar var ki D vitamini eksik olan kişilerin MS'e yakalanma oranı çok çok yüksek. Veya özellikle Amerika'da uygulanıyor. Bunu ben de uygularım. Yüksek doz D vitaminiyle MS hastalığı mesela mükemmel yanıtlar alınabiliyor. Ama bu etkilerin hepsi günlük kullanımda. Yani aylık ampulü siz o zaman çok önermiyorsunuz. Ben asla önermiyorum. Ben hastalarımda kendimde günlük D vitamini kullanıyorum. Burada, bu dil altına damlatılan. Yok, D vitamini dil altı değil çünkü yağlı emilim olduğu için onu direkt ağza damlatmamız lazım. Kahvaltıyla beraber almamız lazım ve beraberinde K2 formunun olması lazım. D3, K2. Kahvaltıyla beraber dediğiniz yaptıktan sonra mı? Tabii kahvaltıyla, çünkü D vitamini yağda eriyen bir şey, vitamin olduğu için diğer A, D vitaminleri gibi kahvaltıyla beraber alınması lazım. Burada mesela geçen gün bir hastamı yine paylaşayım burada. D vitamini kullandı baktık yükselmiyor. Ya dedim neden yükselmiyor? Nerede problem var? Baktık akşam alıyor. Aç karnı alıyormuş ve akşamlar alıyormuş. O zaman D vitamini yükselmeyebiliyor. Sabah kahvaltıyla beraber alınması lazım D vitamini yükselebilmesi için. Bazı insanlar aşırı tuzlu yer. Buna damak zevki deyip geçebilir miyiz yoksa başka bir eksikliğin sinyali midir? Yani aşırı tuzlu yeme isteği. Yani sürekli aklından tuzlu gıdalar gidiyorsa gerçekten vücutta bir tuz eksikliği olabilir. Burada ama önemli bir konu var Emel Hanım. Tuz kullanırken kesinlikle bu rafine tuzları kullanmasın. Yani böyle döktüğümüz zaman direkt akan tuzlar. Çünkü onların içinde katkı maddeleri var. Kaya tuzu. Yani bu doğal kaynaklardan gelen tuzları kullansınlar. Ben mesela kendim şöyle yapıyorum. Sabahları bir barda yarım çay kaşığı kadar bir kaya tuzu atıp onu içiyorum günlük tuz ihtiyacımı karşılamak için. Tansiyon hastaları için de mi önemli bir mineraldir? Evet, tansiyon hastaları da kaya tuzu kullanabilir. Tabii ölçüsü fazla olmayacak ama tansiyon hastaları şekeri hayatlarından çıkartacaklar. Ve bunu tabii kimse söylemediği için bakıyorum ben tatlı yiyor ama ben şeker tuzsuz yemem. Yani tuzsuz yemem lazım. Olmaz. Kesinlikle tansiyon hastaları şeker hayatından çıkartacak. Tuzdan daha tehlikeli tansiyon hastaları için şeker. Kesinlikle. Kesinlikle yani tansiyonu direkt yükseltiyor. Şekere çok dikkat etmeleri lazım. Kullanılan tansiyon ilaçları günlük kullanıldığı ve daimi olduğu için vücuttan tuz atımını da arttırıyorlar. Tabii tabii. Böbrek üzerinde. Ve zaten hiç tuz almayan bir tansiyon hastası kullandığı tansiyon ilacıyla var olan sınırlı stoğu da günlük olarak attığında zaten o tansiyonun dengelenmesi ve düzelmesi mümkün değildir ki. Yani gerçekten öyle. Şimdi tansiyon hastası şunu düşünecek. Ya vücut bu tansiyonu neden yükseltti? Ben bunu o kadar önemsiyorum ki. Yani burada temel mesele kanın yoğunlaştırılarak aslında vücuttan toksinlerin atılmaya çalışılması. Yani burada bir tansiyon hastası önce diyecek ki ben vücuttaki toksinleri atayım, tansiyon o zaman düşecektir. Düşmesi evet, tansiyon ilacı belli ölçülerde kullanılabilir. Tabii ki biz hemen herkes tansiyon ilacını bıraksın demiyoruz ama ya hemen sarılmamamız lazım. Yani vücutta bir direnç mi var? Yani aslında damar duvarına bir baskı yapılıyor normalden fazla. Bu direncin kaynağı nedir? Ya bu toksinler ana direnci oluşturan bu. Yani toksinler vücuttan temizlendiği zaman zaten ilaca ihtiyaç kalmıyor. Tabii bunların hepsi doktor kontrolünde olacak. Ama tansiyon hastaları sıfır tuz, yani çok doğru bir noktaya değindiniz. Hem tuzu azaltıyor, tabii bir taraftan şekeri kullanıyor, insülin yükseliyor. Ama onu bilmediği için orada bir kısır döngü oluşuyor. İkinci ilaç, üçüncü ilaç bazen kontrol. Dirençli tansiyon diye bir şey geliyor mesela tabii, terminolojiye. Kesinlikle ilaca rağmen düşmeyen tansiyon demek. Bu kişi şeker hayatından çıkarsın. Yine öneri olsun, magnezyumu hayatına kesinlikle katsın. Çünkü çok güzel tansiyonu düşürüyor. Bununla beraber potasyum, yine potasyum hayatına koysun ve belli ölçüde yine kaya tuzundan faydalansın. Tansiyon hastası magnezyumun hangi türünü kullanmalı? Ya burada yani oksit dışındaki formları kullanabilir. Malat. Ama yeter ki oksit kullanmasın. Doğru, aynen öyle. Mesela bir yeri gelmişken şeker hastası. Evet, şeker ilaçları kullanabilir, insülin kullanabilir ama bu kişi magnezyum kullanmıyorsa kesinlikle o şekerin regülasyonu çok çok zor. Hatta günlük 500 miligram, 1000 miligrama kadar magnezyum kullanmak zorunda. Çünkü insülin direnci vücutta magnezyum atıyor. Şeker vücutta magnezyum atıyor. Siz bunu yerine koymuyorsunuz ve uzun süre bu şekerle savaşmaya devam ediyorsunuz. Çok yaygın, birçoğumuzun bilmeyip uyguladığı biraz da ironik bir şey öğrendik. Cevizi suya koyup sabah cevizi kenara ayırıp suyu içiyormuşuz. Burada yapılan kritik hata nedir? Yani tabii bu bilgiyi ilk kim ortaya çıktı gerçekten onu bir bulmak gerekiyor. Burada bizim asıl amacımız o cevizin içerisindeki fitik asitlerin suya giderek onu çöpe atmak. Ama biz nasıl oluyorsa çöpe atacağımızı içiyoruz. Asıl yiyeceğimizi de kenara koyuyoruz. Burada kolesterolü düşüren şey cevizdir. Ceviz suyu asla değildir. Yani bu çok yanlış bir bilgidir. Lütfen bu bilgiyi bununla beraber temizlemiş olalım. Size hastalar gelip bunu yapıyorum deyip övünerek anlatıyor mu? Kesinlikle, hem de çok övünüyor. Hocam diyor işte ben ceviz suyunu da içtim ama yani... gene de düşmedi. Gene de düşmedi. Tabii düşen de zaten yok. Ama toplumda şöyle bir şey oluyor. Bir bilgi geleneksel geliyorsa o doğrudur gibi bir düşünce var. Cevizin suyunu lütfen lavaboya dökelim. Cevizin kendisini de sabah yiyelim. Günde 3 ceviz kesinlikle ben öneriyorum. Bu ne sağlar kişiye? Günde 3 ceviz. Yani kolesterolü çok güzel dengeliyor. Beyin sağlığı için. Biliyorsunuz günümüzde Alzheimer belli yaş üzerinde o kadar yaygın ki. Yani bu da tip 3 şeker hastalığı deniyor tabii Alzheimer'a. Bu konuda çok değerli. Yani siz Alzheimer hastalığına yakalan birisi sanki şeker hastalığına yakalanmış gibi düşünmemiz lazım. Çünkü bunu ilk kez duyuyorum ben. Tip 1, tip 2 Alzheimer'a tip 3 şeker hastalığı. Alzheimer tip 3 şeker hastalığı mıdır? Kesinlikle. Yani Alzheimer bir tür, artık bu yavaş yavaş literatüre giriyor, bir tür şeker hastalığıdır. Bu kişiler, Alzheimer olanlar da yine ceviz ondan koruyor. Tabii yine şeker konusuna geri döndük. Yani nasıl aynı tansiyon konuştuk. Bugün Alzheimer'da bile şeker çok önemli ki zaten literatüre tip 3 şeker hastalığı olarak girmiş. 3 parça cevizi suya koyup sabaha kadar bekletip sabah uyandığınızda cevizi yediğinizde kolesterol düşüyor. Mükemmel, yani mükemmel bir etki. Suyunu da tabii ki lavaboya döküyoruz. Lavaboya döküyoruz, suyu aman ha içmiyorsunuz. Alzheimer tip 3 şeker hastalığıdır. O zaman bir Alzheimer hastasında şeker hastalığının emareleri de var mıdır? Kesinlikle. Mesela agresyon. Çok doğru. Ağız kurulu. Vardır. Yani bunlar görülüyor. Burada şu Emine Hanım çok önemli. Yani biz beyin hastalıklarında, beyin hastalığı olan bir durumda bugün biz 50 yıl, 100 yıl öncesine baktığımızda hayatımızda en büyük değişen şeylerden biri şekerdir. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. 3 aydır mesela ben kendim sıfır şeker tüketiyorum. Yani ne bir içeceğin içinde, ne bir kurabiyenin içinde, ne başka bir şeyin içinde. Bunu size de öneririm. Bizi izleyen herkese de inşallah bu bir vesile olsun. Şeker hayatımıza çıkarttığımız zaman aslında Alzheimer konusunda kendimize çok önemli bir bariyer oluşturmuş durumdayız. Yani bugün Alzheimer hastaları tabii onlarca ilaç kullanıyor, takviyeler kullanıyor ve maalesef şunu söylemem gerekiyor ki yani belli bir noktaya geldikten sonra çünkü beyin küçülüyor. Beyin küçülünce biz bu artık geriye dönemez bir şey. Yani birçok uğraşılıyor ama ya bugün yakınlar ne kadar üzülüyor değil mi? Yani bir Alzheimer olduğu zaman o neredeyse işte 50-60 yıllık yaşamı son 10 yılda hatırlayamıyor. En güzel yaptığı işleri yapamıyor. Yani çağımızın vebası deniyor Alzheimer için ve bu tip 3 şeker hastalığıdır. Bugünden itibaren şekeri hayatımızdan çıkartırsak yine belli takviyeler, işte yine magnezyum burada önemli. Mesela D vitamini belki orada söylemedik. Yani Alzheimer'dan en koruyucu şeylerden biridir. Ben bu tanımı tip 3 şeker Alzheimer'la eşdeğerdir söylemini sizden duyuyorum Halit Hoca. Peki bunu keşfeden modern tıp tedavi yöntemlerini de revize ediyor mu? Yani gerçekten harika bir soru oldu. Aslında etmiyor. Yani ben bu biliniyor ama ben böyle bir şey, yani Alzheimer olan bir kişiye sen şekerden uzak dur dendiğini ben denk gelmedim, görmedim. Belli başlı ilaçlarla durdurulmaya çalışılıyor ama maalesef çok zor yanıt alınıyor. Çünkü dediğim gibi artık ciddi bir Alzheimer oluşmuşsa bunun geriye dönüşü çok zor. Burada koruyucu hekimlik çok önemli. Yani olmamak için neler yapmalıyız? Bugünden düşünmeliyiz ve ona göre hayatımızı planlamalıyız. Emaresi oluyor mu bu Alzheimer'ın? Yani mesela 50 yaşında bu dehlize girecek olan, bu karanlığa girecek olan kişi 20 ile 30'lu yaşlarda emare veriyor mu vücut fizyolojik olarak? Güzel soru. Şimdi burada şunu düşünmeyelim. Yani benim unutkanlığım var. Haricinde. İşte tam onu diyecektim. Benim unutkanlığım var. Ben acaba Alzheimer olur muyum? Bu aslında doğru değil. Burada enflamasyon belirteçleri var. Emel Hanım belki bunlara girebilir. Mesela CRP. CRP vücuttaki iltihabi durumun yüksek olduğunu gösterir. Mesela sizin CRP'niz sürekli 5'lerde 6'larda seyrediyor ama bakılıyor hiçbir hastalık bulunmuyor. Sizin gerçi ileride Alzheimer olma riskiniz yüksektir. Kansere yakalanma riskiniz yüksektir. Veya sizin bir kalp krizi geçirme riskiniz yüksektir. Yani her zaman şey düşünmeyin. Ben de unutkanlık yok. Ben o zaman Alzheimer olmam. Çünkü ben şöyle şeyi çok duydum. Siz de deyince anımsayacaksınız. Ya benim babam öyleydi ki hani uçan kuşun numarasını hatırlardı mesela. Yani hafızası çok iyiydi. Ama benim babam nasıl Alzheimer oldu? Mesela benim babam hafızdı. Ben geçen gün duydum. Ya benim babam nasıl Alzheimer? Düşün. Baştan sona ezberlemiş. Yani Alzheimer sadece unutkanlıkla alakalı bir durum değildir. Beynin iltihabıdır. Burada mesela kişi CRP değerini önemsesin. Söylediğim gibi mesela GGT değerini önemsesin. O nedir? GGT de vücuttaki iltihabi durumu gösteren bir karaciğer enzimidir. Gamma glutamil transferaz. Bugün herkes açsın bu videoyu izledikten sonra kendi GGT değerine baksın. Eğer onun 15'in üzerindeyse, değer olarak da söylüyorum, kişinin ileride hastalıklara yakalanma riski çok yüksektir. Yani ben klinik pratiğimde GGT'yi çok önemserim. Kendim GGT değerlerimi takip ederim. Bunun 10-15 olması lazım. Referans aralıkları 40-50'ye kadar sanki normalmiş gibi algılanıyor ama değil. GGT değeriniz 10'un 15'in üzerindeyse sizin ileride kanser olabilir, Alzheimer, her türlü hastalığa yakalanma riskiniz yüksektir. CRP dedik, bir de ferritin. Eğer ferritin değeriniz 100'ün üzerindeyse yine vücutta iltihabi belirtiler fazladır. CRP yine belirttik. Yani bunlar size ileride Alzheimer riskiniz yüksek olduğunu gösteriyor. Yine zaten şeker hastalığımız varsa tabii ki yüksek. Tansiyonunuz varsa beyin kanlanması bozulacağı için zaten yüksek. Sürekli oturuyorsanız, hiç hareket etmiyorsanız, yani bunun için müneccim olmaya gerek yok. Sizin Alzheimer riskiniz kesinlikle yüksektir. CRP son dönemde çok duyduğumuz bir şikayet. Daha fenası düşmeyen CRP. Yani antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Her türlü tedavi yapılmasına rağmen hasta bir ölçüm yapılıyor ki yine değerler çok yüksek. Niçin antibiyotiğe cevap vermiyor günümüzün CRP'leri? Düşmüyor. Şimdi burada önce şunu belirtmek lazım. CRP demek antibiyotik demek değildir. Size dediniz, burada da çok yanlış anlaşılma var. Ama CRP yüksek olunca ne veriyor meslektaşlarınız? İşte maalesef bunu özellikle onun için söyledim. Mesela nezle grip hastaneye gittik. Kan tahlili alınıyor. CRP'nizin 30. Hemen antibiyotik başlayalım. Çok yanlış bir uygulama. Burada boğaz tabii ki muayene de yapılıyor ama muayene yapıldı, her şey normal. Ama senin CRP'n yüksek, antibiyotik vereyim. Kesinlikle doğru bir uygulama değil. CRP nedir biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Yani savaşta savaşmak için vücudun ürettiği bir protein. Yani asker aslında. Yani CRP'nin yüksekliği bizim için böyle ah vah toh diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü sizin mesela bir enfeksiyonunuz var ama CRP'niz yükselmemiş. O zaman zaten vücut bitmiş demektir. Yani asker yok vücutta. Savaşçıda asker yok. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. CRP enfeksiyon demek değildir aslında. Enfeksiyonla savaşan askerlerdir CRP. Yani siz bakıyorsunuz bir nezle grip var. Yani bunu ben çok gördüğüm için. O zaman CRP vücudun bağışıklığının da bir göstergesi mi? Mükemmel. Kesinlikle. Çünkü asker varsa bağışıklık var demektir. Çok doğru. CRP yüksek, hemen antibiyotik vereyim. Yani bu benim gördüğüm en yanlış uygulamalardan birisi. Yani CRP olduğu zaman Biz tabii diğer belirteçlere de bakarız. Kişinin gerçekten bir boğaz enfeksiyonunda işte bu beta dediğimiz virüs vardır. Evet, antibiyotik verilebilir ama %5. 100 hastadan, bunlar hani ben istatistiklerle konuşuyorum, 100 hastadan 5'inde beta enfeksiyonu var. Ama biz 100 hastadan kaçına antibiyotik veriyoruz? Yani bugün herkes bunu kendi pratiğinde bilebilir. Konu geldi. Şimdi biz magnezyum dedik, yanlış form veriliyor. D vitamini ampul, maalesef aynı şey folik asitte de var. Tabii ismini vermeyeceğim. Genelde yazılan ticari preparat var. Yine burada da maalesef vücudun ihtiyacı olmayan folik asit çok yüksek dozda veriliyor. Burada da metil folat, yani aktif formunu tercih etmeleri lazım. Yanlış olan formu ne? Yanlış olan formu direkt folat olarak veriliyor ve çok yüksek dozda. Yani burada mikrogram, orada gram, miligram cinslerinden. Yani yine orada yanlış bir kullanım var. Onu söyleyeyim. Yani ismini tabii ticari metil folat kullanmalar gerekiyor. Metil folat kullanılması gereken, folat olanını kullanmıyorlar. Yani direkt folik asit olarak yazıyorsa onu kullanmayalım. Ama hamileler daha başlamadan işte çiftlere folik asit öneriliyor. Bu sizin yanlış dediğiniz. Yanlış form. Yani kesinlikle metil folat verilmesi lazım. Ne zararı var o folik asitin? Şöyle geldi, yani biz bilgiler mesela folat faydalıdır. Yine bunlar son 40-50 yılın bilgileri. Yine dediğim gibi magnezyum faydalıdır, D vitamini faydalıdır. Ama maalesef bu aktif formları yani ücretsiz olarak sunulanlar buna yetişemedi. Veya bir diğer sebebi de tabii bunların nispeten biraz daha pahalı olması. Yani biz diğer folik asit vücutta birikiyor maalesef. Gebelerde eğer hani öncesinde kullanacaksa kesinlikle metil folat formlarını kullansınlar. O diğer formu kullanımını ben önermiyorum. Vücut hem gebe açısından hem çocuğun beyin gelişimi açısından faydalı olmadığı, ya bu artık kanıtlanmış. Metil folat direkt vücuda giriyor, aktif olarak işini yapıp çıkıyor. Ama diğeri belli noktalarda birikim yapabiliyor. Hocam şimdi bizi izleyen annelerin %80'i folik asit kullandı. Sizin yanlış dediğiniz formunu kullandı. Hem de yüksek dozda maalesef. Şunu çok duyarız. Günlerdir açım ama şişkinim. Bir kişi hiç yemek yememesine rağmen nasıl şiş olmayı başarır? Burada ben en başta temel bir kaideden bahsetmek istiyorum. Bir hekime muayeneye gittiniz. Ben olabilirim, başka biri olabilir. Sizin eğer ki sindirim sisteminizi sormuyorsa orada kesin muayenede bir eksiklik vardır. Gaz ve şişkinlik gerçekten çağımızın problemi. Genelde hanımlar şöyle ifade ediyor. İşte hocam ben 9 aylık hamile gibiyim. Bana soruyorlar işte sen hamile misin? Veyahut da öyle bir gaz şişkinlik var ki neredeyse patlayacağım. Çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi. Burada ben 3-4 temel noktayı önemsiyorum. Birincisi tabii ki beslenmelerdeki bozukluk. Yani biz sabah akşam hamur işi tüketirsek o gaz ve şişkinlikten asla kurtulamayız. Veya süt ürünlerindeki laktoz intoleransları. Yani eğer bir kişi gaz ve şişkinlik yaşıyorsa gluten ve süt ürünlerini başta bir kesecek. Emin olun burada %50 hasta iyileşiyor. Hastalardan şunu ben hep duyuyorum. Oruç zamanları hocam çok iyiyim ama ne zaman oruç bitti? Mesela Ramazan'da oruç tutuyorsa gaz ve şişkinliğin başlıyor. Böyle diyen birisi günde tek öğün de tüketebilir. Mesela öğlen akşam gibi. Yani uzun açlıklar olduğu zaman mide de kendisini yenileyebiliyor. Bildiğiniz gibi maalesef günümüzde mide koruyucu adı altında ilaçlar çok reçete ediliyor. Hastalarda çok yoğun kullanıyor. Mide hassasiyetleri için. Tabii belli kısım hasta için önemlidir ama bu çok gereksiz kullanılabiliyor. Mesela hastaya bir aylığına reçete ediliyor. Aslında biz tıp fakültesine girdiğimizde ben çok net hatırlıyorum. Bize şöyle bir şey söylenmişti. Yani bunlar uzun süre kullanılmamalıdır, zararlıdır diye anlatılıyor. Ama ben bugün hastalara bakıyorum 2 yıl, 3 yıldır hayatını hiç çıkartmamış. Doğal takviyeler ekleyebilir. Mesela en bilineni sarı kantaron yağı. Bunları da spot olarak burada söylemiş olalım. Meyan kökü çok çok önemli. Bunları kullanarak biraz daha mideyi düzeltebilir. Ama nasıl kullanacak mesela meyan kökünü, mesela, sarı kantaronu? Sarı kantaron yağ olarak. Burada İçecek mi? İçecek. Mesela, aç tok? Aç karnına tüketsin. Mesela sarı kantaron yağını ben çok fayda görüyorum. Bu zeytinyağında bekletilmiş zaten benmari usulü dediğimiz bir şey. Siz içiyor musunuz? Maserasyon. Yani ben mide şikayetleri olduğu zaman hastalarıma çok yoğun öneriyorum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sarı kantaron yağından kesinlikle faydalansınlar. Meyan kökünü daha çok kapsül olarak var. Tabii yani böyle hani çünkü onun tadı biraz acıdır. Yani onu kapsül olanları tercih etmeleri önemli. Kudret narı. Kişi gece uyandı öyle bir mide ağrısı yaşıyor ki hocam. Acil o akşam hani dolabı açıp ne alsın da o mide ağrısını geçirsin? Nane. Ne yapsın? Yani gece uyandı kıvranıyor. Nane çayı yapabilir ve balla. Nasıl yapsın? Bir nane demledi bildiğimiz. İçine biraz ılık bal koydu. Bu mide için çok rahatlatıcı bir şeydir. Yani ben kendim de uygularım. Nane, bal ve su onunu rahatlatır. Bir de şunu atlamayalım. Gece kalkıp öyle bir yanma yaşadıysa kesin geç saatte yemek yemiştir. Mide ağrısıyla kalp krizi de zaman zaman meslektaşlarınız tarafından bağlantılandırılır. Peki nasıl ayırt edilebilir? Hangi mide ağrısı aklımıza kalp krizi riskini getirmelidir? Çok doğru. Şimdi bizim inferior MI dediğimiz, yani kalbin alt kısmında olan şeyler genelde mideye vurabiliyor. Böyle çok vakalar vardır. Tabii mide ağrısıyla beraber sol kolda bir ağrı veya böyle soğuk terleme, güçten düşme. Çünkü kalp krizlerinde şöyle bir anlatım vardır. Sanki buraya fil oturmuş gibi. Yani biz için küçük bir şeyi de hemen kalp krizi sanarsak herkes acilleri doldurur. Çünkü kas spazmları da vardır. Ama siz mideniz ağrıyor. Bulantı var ciddi ve geçmiyor. Bununla beraber burada kalp üzerinde böyle bir baskı hissediyorsunuz. Sol kolunuza vuran bir ağrı var. Soğuk bir terleme var. Kalbiniz hızlı hızlı çarpıyor. Böyle bir nefes darlığınız varsa acilde bir EKG çekilmesi. Yani böyle çok vakalar vardır. Kusarak acile gidip kalbi de hızlıca açılan ve kurtulan. Güzel bir soru oldu. Ona dikkate alsınlar. Yani bu belirtiler beraberinde varsa evet, gerçekten o inferior MI dediğimiz şey, yani kalbin alt tarafını tutan bir kalp krizi olabilir. Hocam, modern tıbbın sessiz kaldığı ya da çözüm bulmakta zorlandığı bazı hastalıklar var. Onların başında eklem romatizması geliyor. Çünkü mağdurunu işte perişan eden, kullandığı ilaçlarla işi kolaylaştırırken başka yerlerde yaralar açan bir rahatsızlık. Bütüncül tıp, İbn-i Sina tıbbı, İbn-i Sina zamanında eklem romatizması var mıymış? Kesinlikle, tabii. Romatizma İbn-i Sina'nın çok etkilendiği bir şey. Buna söylediği bir şey. İbn-i Sina romatizmayı soğukluk olarak anlatıyor. Vücudun soğuması. Bugün iltihaplı romatizma, romatoid artrite baktığımız zaman gerçekten çok yaygın. Özellikle çocuklardan başlıyor. Çocuklarda juvenil idiopatik artrit diyoruz. İleride iltihaplı romatizma diyoruz. Toplumumuzda çok yaygın ve maalesef genelde tabii baskılama yoluna gidiliyor. Yanlış mı? Değil. Yani evet, başta baskılama olabilir ama burada destek tedavileri çok değerli ve önemli. Yani çünkü belirli aşamalar var. Yani hastalar biriyle başlıyor, bu olmadı, ikinci biraz daha yükseğe, daha yükseğe ve bunlar genelde kemoterapatik dediğimiz. Yani vücudun diğer maalesef hücrelerinde bozabilen ilaçlar olabiliyor. Burada destekler... Kortizonlu ilaçlar tabii veriliyor. Tabii kortizonla başlanıyor. İleride başka iğnelere, serumlara geçilebiliyor. Burada biz romatizma hastalarında ben mesela öncelikle bir eliminasyon. Yani acaba bir zararlı beslenme var mı? O romatizmayı tetikleyen, vücudu soğutan beslenmeden uzak duracağız. İşte gluten dedik daha yeni. Zararlı gıdalardan, işte abur cubur, paketli gıda, şeker, onlardan uzak durduk. Daha sonra belirli bitkiler var. Mesela bunlar kullanılabilir. Çok değerli olanlardan biri zerdeçal. Hani bunlar zannedilmesin ki böyle İbn-i Sina değil. Günümüzde de bunların hepsinin bilimsel olarak karşılığı var. Zerdeçalın içinde kurkumin. Yani bir iltihaplı romatizma hastası bunu kullanmıyorsa bence tedavisinde kesinlikle eksiklik vardır. Kurkumini mi? Zerdeçal, ikisi onun etken maddesi. Zerdeçal kullanması gerekiyor. Isırgan, yani çok çok değerli, vücut ısıtıcı bir bitkidir. Romatizma hastalıklarında çok değerlidir. Kesinlikle ısırgan kullanılmalı. Çayı mı içilsin hocam? Yani çay da olabilir. Bunların hani ileri preparatları kullanılabilir ama yani burada bizi izleyen birisi çay, ısırgan önemlidir. Çörek otu, yani romatizma için çok değerlidir. Yine ginseng mesela söylenebilir. Zencefil söylenebilir. Yani burada romatizma hastalığı tabii sadece bunlarla düzelir mi? Yine takip gerektirir. Beraberinde takviyelerden kesinlikle faydalansın. D vitamini olmazsa olmaz. Magnezyum, yine B12 eksikliği varsa bunlar kullanılabilir ve omega-3. Omega-3 de günümüzde biraz atlanabilen unsurlardan birisi. Ben mesela bu hastalarda yüksek doz omega-3. Bu yine önemli bir protokol. Yani günlük 2 mg, 3 mg, hatta 5 mg'a kadar, 5 grama kadar omega-3 kullanımını öneriyorum. Yani romatizma hastalarında omega-3 de çok değerli. Yani en az o da aynı bahsettiğimiz hani kortizon, evet, değerli ama bir omega-3'tür. Romatizma hastasında verilmiyorsa bana göre orada bir eksiklik var. Yani hasta o vücut döngüsünü tamamlamıyor anlamına geliyor. İyi otu kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii devir öyle bir devir ki her türlü hastalığın ya da şikayetin çözümü bir şeye bağlanıyor. Bu biraz da biz vatandaşa haksızlık oluyor. Sahiden de iyi otu iddia edildiği gibi mucizevi etkileri olan bir madde midir? Siz en çok nerede öneriyorsunuz? Bence güzel bir noktaya geldik. Burada hani derler ya iki ucu keskin bıçak. Hmm. Şimdi ama burada halkı da ben biraz eleştiriyorum. Neden? Çünkü kolaycılık istiyor. Biz mesela birçok şeyden bahsediyoruz. Hayatını değiştireceksin, kötüleri çıkartacaksın, egzersiz yapacaksın. Burada bir şey var. Bir de diğeri iyi otu kullanacaksın, tüm hastalıklardan kurtulacaksın. Bunun alıcısı maalesef daha çok oluyor. İyi otu eksikliği günümüzde çok fazla. Ama burada hani biz Lugol dediğimiz işte %5'lik günlük 10 damla kullanalım. Bununla tüm hastalık yenelim. Ben bunu önermiyorum. Çünkü bunun hekim kontrolünde olması lazım. Ama bugün bizi izleyen bir izleyicimiz şunu evine hani uygulayabilir. %2'lik Lugol solüsyonundan haftada 3 damla. Yani çok güzel ve yan etkisi olmayacak bir formdur bu. Bunu, haftada 3 damla. Evet %2'lik. Yani öyle günlük 3 damla 5 damla. Çünkü ben şunu gördüm. Yani burada açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Yüksek doz iyottan tiroidleri hasarlanan kişileri gördüm. Yani o şeyleri kendini kaptırıp çok yüksek doz kullanmış ve tiroidlerine zarar vermiş. Bu hastalara ben denk geldim ve beraberinde vitaminleri kullanmamış. İşte çinko, selenyum, demir. Mesela daha en başta demirden bahsettik. Bir kişinin demiri eksik ve sürekli iyot kullanıyor. Bu vücuda verilecek çok büyük bir zarardır. Çünkü iyot tiroidi hızlandırıyor aslında. Demir ihtiyacı var. Gidiyor depoya, demir yok. Bu kişi de duymuş bir yerden hasbelkader iyotu. Günlük 3-5 damla kullanılıyor. Demir eksikliği daha da kronikleşiyor. Veya işte selenyumu eksik zaten. Yani bunların böyle çok yüksek dozlarda iyot kullanmasını ben önermiyorum. Pratik olarak %2'likten haftada 2-3 damla kullanırsan hem iyot eksikliğini tamamlamış olur hem de böyle bir riske girmemiş olur. Ama ileri kullanım için tabii hekim kontrolünde yapılabilir bunlar. Az önce bir hastalık için çağın hastalığı dediniz. Alzheimer bunlardan biri. Uykusuzluk için de söyleyebilir miyiz? Çok doğru. Şöyle bir çalışmayı sizinle paylaşayım. Şimdi uyku ilaçları var günümüzde kullanılan. Hatta bazı alerji ilaçlarının yan etkisinden faydalanarak biz uykuyu tedavi etmeye çalışıyoruz. Veya başka uyku ilaçları da var. Bunların uykuyu yaklaşık 2-3 saat uzattığı ancak görülmüş. Yani aslında birçok yan etkisi var. Bunları da göze alıyoruz. Ama sadece 2-3 saat uykuyu uzatabilmiş. Yani ben şunda çok nadir denk geldim. Hocam hem uyku ilacı aldım. İşte ondan sonra çok rahat uyuyorum. Değil. Mesela size burada bir hastamdan bahsedeyim. Daha yeni görüştük. Almanya'dan gelen bir hastaydı. Ciddi uykusuzluktan bahsediyor. Belki hani 10 dakika uykuyu konuştuk, stresi konuştuk. Daha sonra eklemek istediğim bir şey var mı dedim. Yok dedi. Ben dedim sindirim sisteminiz nasıl? Anladık 10 günde bir tuvalete çıkıyormuş. Ve bizden önce hiç kimse sormamış. Sen yani sindirimin nasıl, kabızlığın var mı? Şimdi 10 günde bir tuvalete çıkan birisinin rahat uyuması bence bir mucizedir. Zaten hani imkansızdır. Öyle bir şey ki Emel Hanım, yani ben hastamda bazen hani bir melatoninle o kadar dua eden kişiler gördüm ki hocam hayatım değişti. Sabah öyle güzel uyanıyorum ki hatta güzel rüyalar da gördürüyor. Reçeteli bir ilaç mı hocam bu? Yok, melatonin eczaneden alınabilir. Vardır, alınabilir. Yani uyku problemi çekiyorsa ama bu tüm uykusuzlukları tabii çözmüyor. Temelinin düzeltilmesi lazım ama bir melatoninle fırsat vermek lazım. Yan etkisi ya da kullanmaması gereken, bunu kullanmaması gereken insanlar var mı? Yani öyle ciddi bir yan etkisi yok ama %30-40 hastanınkini çözüyor. Yani tüm uykusuzluk hastaları melatoninle tamamen iyileşmiyor. Ama bir denesinler. Tabii yani hiçbir zarar şey yok. Yani alıp 3 miligram akşam 8-9 gibi alırsa uyku eğer fayda ettiyse tamam %30-40 çözüldü. Altyapısı çözülecek. Yani bir kişi diyelim saat 11-12'ye kadar çok yoğun stres altında hemen yattığı anda uyuması düşünülemez. Ben şunu hastalarıma hep söylerim. 11-12'den sonra uykudan daha değerli yapacağınız bir şey yok. Yani orada en güzel hani çünkü vücut temizleyici yani bize bedava bir detoks veriyor. Şimdi biz detokslardan bahsediyoruz. Vücut temizleme işte pahalı yöntemler. Ya bunun bedavası yatıyorsunuz vücut temizleniyor. Şimdi ben hep şunu da söylerim. Şöyle bir ilaç dünyada var mı? Siz yorulacaksınız ve sabaha sizi dinç yapacak. Ya bu uykudur işte yani çok çok değerli. İnsanların hani uyku için gerekirse programlarını ona göre planlanmaları lazım ve buna değer vermeleri lazım. Biz hani birçok takviyeden bahsettik. Evet ama bunun ücretsizi bedava yatıyoruz ve tabii büyük bir mucize. Yani ben uykuya çok önem veriyorum. Ve o kalitede alternatifi yok. Yok ne yani, ilaç. Yok öyle bir kapsül söyleyin desem söyleyebilir miyim? Sen ben uyumayayım ama onun yerine geçsin. Böyle bir gıda var mı? Yok. Yani bizim için verilmiş büyük bir mucize. Bundan faydalanamayan yani eli boş gider. Hani gece 2'de yattı mesela diyelim. Sabah 10'da kalktı. Bunun hiçbir değeri yoktu. Burada belki hiç şeye de girmedik. Tıbbi Nebevi'de, Peygamberimiz uygulamalarında akşam mesela 10 gibi yatıp gece işte 2 gibi kalkma durum var. Bunu da tabii bugün bilim de araştırmış. Acaba nasıl? Akşam 10 ile gece 2 arasında yattığımız zaman bu çarpı 2 oluyor. Yani orada mesela diyelim 4 saat uyudunuz, sanki 8 saat uyumuş gibi oluyor. Çok değerli. Mesela sabah 5 veya 6'dan sonra uyuduklarınızda çarpı 0,5 ile çarpılıyor. Siz tıp fakültesi mezunu bir hekimsiniz ama işte bütüncül tıbbı tercih edip tavsiyeleri onun yolunda yapıyorsunuz. Eleştiri yapmak gelişimin ilk adımıdır. Mesela modern tıbba bir eleştiri yapsanız nasıl bir eleştiri getirirsiniz? Yani ben aslında şunu temelde söylüyorum. Biz birbirimize karşılıklı düşman değiliz. Burada yani şimdi aslında hepimiz hastanın iyileşmesi için buradayız. Yani bize bugün bir kişi bütüncül tıp aslında tercih ediyorsa muhtemelen modern tıptan iyileşemediği için. Yani biz aslında şöyle bir şey demiyoruz. Yani orada modern tıbbın tüm tedavilerini bırakalım. Böyle bir şey asla yok. Yani beraber güzel protokoller geliştirilebilir. Burada benim temel eleştirim şu oluyor. Mesela onlar bütüncül tıbbın her şeyini yok sayıyorlar. Mesela dedik bir D vitamini. Doğru değil mi? Yani çok basit bir şey. Bunun faydası ortada. Ama bunu bile maalesef işte gereksiz kullanmayalım. Yani biz aslında modern tıbbın iyiliklerinden faydalanıyoruz. Mesela diyelim görüntüleme yöntemleri işte MR olsun, ultrason olsun veya gerektiği yerde kimyasal ilaçlardan faydalanılabilir ama modern tıp bu tarafı komple yok sayıyor. Ya mesela daha önce dedik bir mesela romatizma hastasından zerdeçaldan bahsettik. Ya bu çok güzel etkileri var. Hani bunu böyle bir işte at gözlüğü yapıp yok her şey orada kullanma aman onlar hepsi zararlı. Böyle olduğu zaman bir ilerleme sağlanamıyor. Ya burada biz kesinlikle düşman değil. Bu ikisi karşılıklı değil. Aynı tarafta ve hastanın iyileşmesi için bir çaba sarf ediyor. Ben hep hastalarıma şunu söylerim. Siz zaten orada iyileşmiş olsanız bunu araştırmayacaksınız. Doğru değil mi? İnsanlar sadece iyileşmek istiyor. Bunu kabul edelim. Yoksa ben şu yöntemle iyileşeyim. Gerçekten insanların böyle bir derdi yok. Sadece iyileşmek istiyorlar. O zaman biz de bu amaçtaysak, siz de o amaçtaysanız yani karşılıklı bunu hasta için uğraşılabilir. Bizim güzelliklerimizden siz faydalanın, sizin güzelliklerinizden biz faydalanalım. Hastalarımız iyileşsin, yüzleri gülsün. İstediğimiz temel konu bu aslında. Efendim, bütüncül fonksiyonel tıp doktoru Halit Furkan Sarı bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Ben güzel davetiniz için teşekkür ederim. Çok samimi bir sohbet oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için.